Hocam hamileliğe geri dönüyorum. Hamilelik depresyonu nedir hocam? Onun adı postpartum depresyon. Onun adı gebelik depresyonu değil de gebelik sonrası depresyon. Şöyle oluyor. Bebek doğduktan sonra bazı anneler bebekten nefret etme, bebekten korkma, onu camiye bırakma gibi bir hareketlere giriyorlar. Bu esasında şöyle bir şey oluyor bazı annelerde. Bebek doğduktan sonra hormonlar birden azaldığı için esasında anne durumun farkına varıyor. Yani annelik, gebelik sırasındaki hormonlar olayı sana şirin gösteriyor. Ya yani beynini resmen onlar durduruyor senin. Ama bebek çıktığı zaman, plasenta çıktığı zaman hormonlar kesildiği için sen diyorsun ki anam bu ne? Ağlayan, süt isteyen, bakım gerektiren bir varlık. Bu sefer bazı anneler fıttırıyor bu kuş. Buna Tam da o noktada bir, hamilelik kadınları delirtebilir mi? İki, hamilelikten sonra ama doğum yaptıktan sonra bir gebenin doğum yaptıktan sonra 40 günün anlamı ne? gebelik anneyi delirtmez ama gebelikten sonra anne delirebilir. Çünkü gebelik öyle bir şey ki gebelik hormonları anneyi diyor ki sustur beynini diyor. Özellikle progesteron anneyi uyutuyor, rahatlatıyor. Ama gebelik bittiği zaman tam tersi oluyor. Yani rebound gibi. Ya yani sigarayı bırakmış gibi oluyorsun. Ellerde, ayaklarda bir titreme, hani konsantre olamama, ne yaptım ben oluyorsun. Onun için işte gebelik esasında anneyi susturan, beynini susturan bir fizyolojik süreç. Gebelik bitti mi süreç bitiyor ve her şey tam zıddına, rebounduna dönüyor. Burada bir şey soracağım. Bu belki şakayla çok uzun yıllardır bazen Yani işte birbirimizi 40 de oradan geliyor. İşte bu işler 40 günde oluyor o işte. yani o 40 olayını hani delilik olarak adlandırıyorlar. Loğusa diye ifade ediyorlar. Doğru. Hatta Doğru. ona başka bir şey daha söylüyorlar galiba. Şu anda hatırlayamayacağım ama bulmaya çalışıyorum. Ebe'ye soralım. Gülşah'a soracağım da Rudi'nin yanında ya hani böyle üç harfler geldi denilir ya yani hamile doğum yapmış bir kadını yalnız bırakılmaması gerektiği, yalnız kalmaması mutlaka yanında biri kalması Doğru. gerektiği. Çünkü Doğru. bebeğini Doğru. boğabilir. Doğru. Ya da mesela biz ona infantisit diyoruz. Ya yani bebeğini öldürebilir. Hatta eskiden Anadolu'da bazı anneler tığ sokarlardı bıngıldaktan ve bebeği öldürürlerdi. Bu olabilir. Ya yani bu gebeliklerin %3'ünde hatta bazen 8'inde olabiliyor. Yani bu şu demek. İlk 40 gün anne bir sapıtır. Çünkü progesteron azalması, birden azalması annenin beyninde farklı şeyler oluşturur ve anne birden çıldırabilir, delirebilir. Onun için ilk 40 gün riskidir. Buna da postpartum depresyon. Yani bunu Latince söyledim mi? Postpartum depresyon. Türkçesi gebelik sonrası delilik hali deniyor. Münevver Çelik benim hatırlayamadığım kelimeyi buldu. Al bastı. Evet, gebelik albastı biraz daha farklı ama he deyip geçeyim. Al Albastı basması ne biliyor da. musunuz? Albastması şu. Bizim loğusa döneminde rahimde bazen akıntı olur, iltihap olur. O iltihap enfeksiyon yaratır. Enfeksiyon da ateşi yükseltir. Biz ona al basması deriz tıpta. Yani halk arasında öyledir. Ya yani o da ilk 40 günde olur. Biraz karıştırmayalım. O zaman bunlara gebelin cin basması, al basması farklıdır. Ya yani biz de eski doktoruzdur. Bize yediremezsiniz. Şimdi tam bu noktada hani birbirimize şakayla takılırız diye söylediğim bir şeyi soru olarak iletmek istiyorum size. Bebekler anne karnında gelmemek için direniyorlar, ayak duruyorlar. Yani dışarı çıkmak istemiyorlar. Hani ekmek elden, su gölden. Dünyaya geldiklerinde de doğal olarak ağlayarak geliyorlar. Ulan ne olacak şimdi? Dertler, yani çalışacaksın, ekmek için uğraşacaksın, bir yıl sorun için uğraşacaksın. Anne karnındayken keyifli bir şeyden, o keyifliden çıkıp çıkmamakla ilgili bebeğin bir bilinci var mı sevgili hocam? Var tabii ki zaten doğmaya bebek karar veriyor. Çünkü Ah. bebek tabii bebek büyüdüğü zaman 2500-3000 gram olduğu zaman anasından gelen göbek kordonundan gelen besin yetmiyor bir. Yer dar. Onun için ya, mesela ikizler daha erken doğuyor. Neden? Yer dar. Paylaşamıyorlar. Biz Stres ikiziz oluyor bebek. hocam. Nasıl? Biz ikiziz. Tamam işte ikizler erken doğar. 10 gün, 15 gün, 1 ay erken. Çünkü yer daralıyor. Bu sefer bebekte stres hormonlar salgılanıyor. En ünlü stres hormonu ne? Kortizol. Ve beyinden
prostaglandin denen ağrı maddeleri salınıyor. Ve biliyorsunuz çocuğun doğumunu sağlayan en önemli şey prostaglandindir. Yani ağrı maddeleridir ve kortizondur. Bebek şunu diyor. Ben stres oldum. Annesinin beynine söylüyor. Annenin beyni de oksitosin yapıyor. Çocuğu fırlatıyor. Yani bebek doğmaya kendi karar veriyor. Annesi değil. Demek ki benim yani doğmak, kendisi doğmaya karar veriyor ama gelmemek için ayak diremesi neden hocam? Hayır, diremez. Çıkmak için hiçbir bebek anasının karnında kalmamış. Ama onu çekiyorlar ya hocam, o açıdan söylüyorum. Evet. Hayır. O annesinin sıkıntısı. Annesi bazen çocuğun kafası büyük oluyor ya da rahimin gücü kötü oluyor. Esasında çocuk çıkmak istiyor ama nasıl çıksın çocuk? Anasının da yardımı lazım. Onun için bazen böyle güçsüzlükler olduğu için zor çıkıyor. Ve mesela çok ilginç bir şey söyleyeyim. Kafası olmayan bebek doğmaz mesela. Çünkü kafası olmayan bebek anansefalik diyoruz, kellesi yoksa. O zaman stres olamıyor bebek. Kafa yok ya. Kafası olmadığı için stres olamaz, bebek doğmaz. Onun için anansefalik bebekler doğamazlar. Kırmızı kurdele niye takıyor ya anneler? Gerçekten merak ettim. Yani bu bir gelenek, kırmızı kurdele. Yani hani hayırlı doğdu demek. Ya kazasız belasız doğdu demek. Biliyorsunuz şeyde de bu inanç var. İnsana evlenmeden önce de kırmızı kurdele bağlarlar. Beline. Tabii. O beldeki şu demek. Yani, ama onun saflığın da şeyi... Hayır. Saflığın ve bakireliğin ve sağlığın bir göstergesi. Çocuktaki kafaya bağlamak da yani saflığın, doğallığın anne, ve sağlığın... Anneye de bağlı. Anneye bağlı. Anneye de bağlı. Yani o da kazasız belasız doğurdu demek yani halk arasında. Şaman kültürü demiş Bahadır. Doğru söylemiş sevgili Bahadır.